Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezunlarını verdi. Program kapsamında 466 öğrenci mezun oldu. Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Profesör Doktor Mustafa Çalış, MHP İl Başkanı Adnan İnce Toprak, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hakan Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, akademisyenler, öğrenciler ve öğrencilerin yakınları katıldı. 424 kişi kapasiteli Sabancı Kültür Merkezi'ndeki tören öğrencilere de ailelerine de zor anlar yaşattı. Mezuniyete katılan ortalama 250 öğrencinin aileleri çocuklarının heyecanına ortak olmak için Sabancı Kültür Merkezi'ne akın etti. Ailelerin oturacak yer bulamaması, ayakta kalması ise ortaya hoş olmayan görüntüler çıkardı. Ben 1999 Erciyes mezunuyum, bura mezunuyum, öğretmenim kendim. Bizim mezuniyetimizi spor salonunda yapmışlardı. Hem daha fazla kişi vardı hem de salon büyük olduğu için veliler öğrencileri daha rahat görebiliyorlardı. Hani bu tür organizasyonlara biraz daha geniş alanlarda ya da böyle günlere, saatlere, zamanlara bölerek yaparlarsa insanlar böyle çocukların en mutlu günlerinde yanlarında bulunabilirler. İçeri giremedik, burada duruyoruz. Özellikle pandemi dönemi içeride havasız da bir ortam var. Tabii ki. Yani öyle olunca artık içeri giremedik. Buradan fotoğraflardan bakacağız artık. Başka şansımız yok. 424 kişilik salona mezuniyete katılan 250 öğrencinin yakınının sığıp sığmayacağının düşünülmemesi aileleri üzdü. Öte yandan salonda klimaların bozuk olması nedeniyle çalışmaması da öğrencilere de ailelerine de zor anlar yaşattı. Aslında Erciyes Üniversitesi kampüsü yeterince büyük, açık alan bir yer tercih edilebilirdi. Elbette ki yani burası gerçekten dediğiniz gibi oldukça geniş bir alana sahip. Böyle küçücük bir salonu tıkacaklarına insanları çok daha geniş bir yerde. Açık alanında yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Ki ayakta kalan veliler de oldu çok, içeride. Evet, bunlardan biri de eşim. Üzüldük yani çocuğunun çıkışını göremedi.